Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Polonya Krakow'da bulunan Nazi toplanma kampına geldik. Bu kamp hakkında kısaca şunu söyleyeyim. Bu kampta yaklaşık 1 milyon 100 bin Yahudi katledildi. Bunun 900 bin kişisi gaz odalarında infaz edilirken 200 bin kişiye de yetersiz beslenme, hastalıktan, bakımsızlıktan hayatını kaybetti. Şu an biz de kampın içerisinde dolaşıyoruz. Elimden geldiğince size güzel görüntüler çekip göstermek istiyorum. Yolunuz düşerse mutlaka ziyaret edin burayı. Evet, insanlar bu tren yolunda getirilerek bu kamplara yerleştirildi ve katledildiler. Gerçekten yani garip bir duygu içerisindeyim. Sonuçta ölenler insandı. Şu an o döneme ait çekilmiş birkaç fotoğraf dikkatimizi çekiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Nazi kampında toplanan insanları görüyorsunuz. Buralara gelip yerleştirilmiş insanlar. Sanırım şuralarda kalmışlar ama şu an yıkılmış bir halde. Bir de dikkatimi çeken bacalar var. Tabii tel örgülerin arkasına biz giremiyoruz ama yani tahmin ettiğim şey ise orada yakılarak öldürülmüşler. Arkadaşlar şimdi ben burayı dolaşırken aklıma iki tane film geldi. Life is Beautiful ve Çizgili Pijamalı Çocuk. Bu iki filmi mutlaka izleyin. İzledikten sonra buraya geldiğiniz zaman gerçekten o filmin sahnelerini yaşıyorsunuz. Yani benim gözümün önünde şu çillerin bir ardında Çizgili Pijamalı Çocuk, diğer ardında Alman Çocuk. İşte Life is Beautiful filminde ise izlediyseniz izleyenler bilecek. İşte baba ile oğlun sahneleri, kampta çalışma sahneleri hepsi gözünüzün önünde bir bir canlanacak. Kesinlikle izleyin. Yani bu hayatta izleyip de etkisi altından çıkamadığım iki tane filmlerden biridir ikisi de. Mutlaka izleyin. Öyle gelin bu kampa. Daha çok hissedeceksiniz her şeyi.
Evet, burada anıtları görüyoruz arkadaşlar ve yapılar aynı şekilde burada da devam ediyor. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Sadece şu an sizin için çekiyorum. Buraya ziyaretçiler çiçekler bırakmışlar. İşte üstünde kim oldukları ya da hangi grup oldukları yazıyor. Burada bir taş görüyoruz. Tabii yazılanları anlamıyorum çünkü İngilizce değiller açıkçası. Aynı şekilde devam ediyor. Tabii ben bu kampa gelirken hedeflediğim bir şey vardı. Bu kampın hemen 3 kilometre ötesinde bulunan bir müze var ve bu müzede burada kalan insanların eşyaları sergileniyor. Ayakkabılarıdır, elbiseleridir, işte her şeyleri. Ama maalesef ki o müze saat 3'te kapanıyor. Biz de buraya ulaştığımızda saat 3.10 gibiydi. Aslında onu planlayarak yola çıkmıştık ama yolda bir aksilik yaşadık. Ufak bir kaza atlattık arabayla. O yüzden biraz zaman kaybettik. Kendimizi sadece kampa yetiştirmeye çalıştık. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu Nazi toplanma kampı saat 5'te kapanıyor. Eşyaların sergilendiği müzede saat 3'te kapanıyor. Hani bunu bilerek yola çıkın ve bunu bilerek uğrayın buralara. Biz geç kaldık. Maalesef göremedik ya da sizler için çekemedim. Bir daha yolun düşerse mutlaka o kampı da, yani daha doğrusu müzeyi de sizler için çekeceğim. 1940 ile 1945 yılları arasında aktif olarak faaliyet gösteren Nazi kampını dolaştık. Elimden geldiğince size göstermeye çalıştım, her yeri anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi geç geldiğimiz için eğer saat 3'te gelseydik diğer müzeye gidip orada da bu kampta kalan insanların eşyalarını göstermek istiyordum ama yetişemedik. Mutlaka siz gelirseniz oraya yetişin. Gerçekten önerdiğim filmleri The Pianist, Çizgili Pijamalı Çocuk ve Life is Beautiful filmlerini izleyin. O filmleri izledikten sonra özellikle burada farklı bir duygu yaşayacaksınız. Çünkü biz buraya 4 kişi geldik. Sadece ben o filmleri izlemişim. Diğer arkadaşlarım izlememiş. Onların benle aynı duyguyu yaşamadığına eminim. Sizden tek bir isteğim var. Gerçekten zahmetli bir iş yapıyoruz. Hani video çekmek, anlatmak, bilgi aktarmak çok zor. O yüzden yaptıklarıma karşılık olarak kanalıma abone olup like atıp ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Video çekmeye devam etmek istiyorum. Sizlere daha çok yer gösterip daha çok şey anlatmak istiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.